Evet sevgili dostlar, neredeyiz? Kanal ve ekranlarındayız. Neredeyiz? Dilya Songer'le Yıldızların Altında programındayız. Ne yapıyoruz? İlimle bilimi bir araya getirerek sizlere yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Ebced hesabını kullanıyoruz bu yorumları yaparken. Bunları yapmak için neye ihtiyacımız var? Doğum tarihlerinize, gün, ay, yıl, doğduğunuz andaki doğum tarihinize, isminize, isminizi yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz, gün, ay, yıl. Daha sonrasında hayata dair soru ya da sorunuz her neyse bunu yazıyorsunuz ve 3969'a gönderiyorsunuz. Ben de buradan dilimin döndüğü kadar, gözümün gördüğü kadar, gönlümün gördüğü kadar sizlere yorumlar yapmaya çalışıyorum. Ya da ekranda gördüğünüz üzere 0-0-242 345-45-44'ten de bizlere ulaşabilirsiniz canlı yayınımıza. Stüdyomuza konuk olabilirsiniz. Her hafta Perşembe ve Cuma günleri saat 14 ile 16 arasında sizlerin evlerinize konuk olmaya çalışıyorum. Aslında bir bakarsanız sizlerin yüreklerinize de konuk olmaya çalışıyorum. Sizleri de SMS'lerinizle, telefon bağlantılarınızla ya da danışanlarımla da yüreklerine konuk olmaya çalışıyorum. Yüreğime konuk etmeye çalışıyorum. Dedik, geçen hafta Cuma'dan kalan SMS'im yok, hepsini çözmüş idim. Onun için ona çok da dikkat ediyorum. Cuma'dan kalmasını istemiyorum ki bir hafta gibi bir dönem bekleme durumunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı SMS'lerinizde bekletme yapmamaya çalışıyorum. Ama şu anda internetimde bir sıkıntı var gibi görünüyor. Evet. Evet sevgili dostlar, biraz önce çocuklar dışarıda kedileri kaybolmuş, kedilerini arıyorlar. Biz 10 yaşına kadar, 10 yaş dönemine kadar şuradaki timilüs dediğimiz bölgemizdeki enerjilerimiz hep açık. Ama 10 yaşından sonra o enerjilerimiz maalesef ki kapanmaya başlıyor. Hayatı tanıdıkça... hayattan kırgınlıklar ya da kızgınlıklar aldıkça maalesef ki buradaki enerji bölgesi de kapanmaya başlıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Kalbimiz kapanıyor. Kalbimiz kapandığı zaman da hissetmiyoruz, algılayamıyoruz, anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Bakara suresinin 7. ayetinde der ki, vay ki kalpleri mühür, onların kalpleri mühürlenmiştir, kulakları duymazlar. Dolayısıyla kalpleri vay ki onların azap hallerine der. Kalpleri mühürlenen kişilere baktığımız zaman da bunu duygularının maalesef ki hissedemedikleri için, karşı tarafını duygularını hissedemedikleri için maalesef ki gerçekten kendi cehennemlerin içerisinde yaşıyorlar. O azabı kendi dünyalarında yaşıyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir SMS'imize bakmaya çalışayım. Ondan sonra da programımızı... Hadi bir alo diyelim o arada o zaman. Peki hadi bir alo diyelim. Alo. Ben Tülay. Merhaba. Ben şey yaptırmak istiyordum. Yıldız haritamı çıkarttırmak istiyorum. Ben sizin sesinizi hiç alamıyorum neredeyse. Tülay Hanım. Vallahi neden acaba? Şimdi geldi şekerim. Tülay Hanım değil mi? Şimdi nasıl? Gayet iyi geliyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyi. Sağ olun yani. Çok şükür. Buyurunuz Tülay Hanım. 01.06.1970. Nerede doğdunuz? İstanbul. Yükselen burcum, ay burcumu da söyleyebilir miyim? Yok, onlara gerek yok canım. Onunla ilgili çalışma yapmıyorum şimdi. Sormak istediğiniz nedir Tülay Hanım? Valla en çok kariyer yani. Kariyer. En çok benim evet uğraştığım bir şey var. Yani ister proje deyin buna, ister kariyer. Yani onun gerçekleşmesini çok istiyorum. Anladım. Bu bir COSGAP projesi midir ya da öyle bir proje midir? Nasıl? Bir COSGAP projesi midir? Bir krediyle ilgili bir proje midir? Bir işle ilgili bir proje midir?
Yani öyle bir şey değil yani. Başka bir şey bu. Yani fazla şey etmek istemiyorum. Peki, peki canım. Peki. Yormayalım seni. Peki evet. Güzelim. Yormayalım seni. Peki. Alo? Bekliyor. Bir saniye canım. Son kısımlarına gelmiş. Peki. Şimdi der ki 3 senedir bu programın dahilinde olduğunuzu, yani 3 senedir bu programı hayal ettiğinizi ya da bu çalışmalar üzerinde olduğunuzu söyleyebilirim. Son konu, son dönemlerine de gelmişsiniz. Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah. Ya son dönemlerinde oldu olacak yani, öyle söyleyeyim size. Vallahi olursa çok iyi olur. Sağ olun yani. Bu bana müjde oldu. Bir de sağlığımla ilgili sağlık sorunları çok yaşıyorum. Bir de evet, sağlıkla ilgili bir şeyler söylerseniz çok sevinirim. Estağfurullah, estağfurullah canım. Şimdi sevgili Tülay'cığım, hani senin de sıkıntın şurası. Biraz önce kalple ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. İşte kalp kapalılığıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Sizin kalbiniz açık da karşınızdaki kişilerin zaman zaman kalbinin kapanması ve tekrar açılması ile ilgili sıkıntılar yaşamışsınız. Sağlığınız bundan dolayı sıkıntılı. Anlatabildim mi? Anladım. Yani biraz psikolojik gibi bir şey diyorsunuz, öyle aynen mi? Aynen öyle diyorum. Duygularının yer değiştirmesinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsun. Bir de şu var, siz karşı tarafın duygularını çok net bir şekilde alıyorsunuz. Diyelim ki, şöyle anlatmaya çalışayım bunu. Karşı taraf gülüyor ise siz de gülüyorsunuz, ağlıyorsa siz de ağlıyorsunuz. Yani o neden ağlıyor diye sorgulamak yerine siz de onunla beraber aynı üzüntüyü çekiyorsunuz. Bu da duygularınızda karmaşaya yol açıyor. Anlatabildim mi? Anladım. İşte ondan oluyor bu sağlıkla ilgili sıkıntılarınız. Biraz... Bir de ben de evlilik gözlüyorum. Bir de onu söyler misiniz birkaç cümleyle? Evlilikle ilgili tasarrufunuz var mı diye bakalım. Adında ya da soyadında R harfi olan birisiyle bir arkadaşlığınız ya da böyle bir tasarrufunuz oldu mu? R dediniz değil mi? Hayır. Evet. R. R. Ramazan'ın R'si gibi düşünün. Olmadı, olmadı. Olmadı, peki. Adında ya da soyadında R harfi olan birisiyle bir tanışma olasılığınız var. Ancak şu var, sizin hayatınız, evlilikten önce gelen öncelikleriniz var. Var, gerçekten başka şeyleri evlilikten daha önce düşünüyorum. Onun için de evlilikle ilgili tasarrufunuz inşallah hayırlı birisi, hayırlı kişiyle, kadir kıymet bilecek bir insanla karşılaşırsınız. Kalp göz açık olsun ama. Kalbi öyle kapalı. Bir kanun var mı? Olabilecek mi yani? Kalbi kapalı olmasın. İnşallah adında ya da soyadında R harfi var. Ekim sonu, Kasım başı gibi tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Oldu, sağ olun. Bir peki, de bir şey söyleyecektim. Kız kardeşim için arayabilir miyim? O yurt dışında. Ben arayabilir miyim tekrar? Arayabilirsiniz tabii. Niye aramayacaksınız? Arayın tabii. Oldu. Biraz sonra ararım o zaman. Hay hay, hay hay. Peki. Güle güle. Sparta'ya da sevgi, selamlar olsun. Sevgili dostlar, biz bu işi yaparken ilmi ledün ilmini kullanıyorum bir taraftan. Bir taraftan havas ilmini kullanmaya çalışıyorum. Bir taraftan da gönlümüze ne geliyor ise, nasıl bir bilgi geliyorsa onları sizlere küçük küçük aktarmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan yazıyorsunuz, işte bir takım bilgiler vermeye çalışıyorsunuz ama maalesef ki yaptığım bir protokol dahilinde sosyal medyadan herhangi bir yorum yapma şansına sahip değilim. Şey haricinde, yayın haricinde, yani Perşembe günleri saat 14 ile 16 arasında ki yayınımın haricinde gelen telefonları danışma ücreti almak durumundayım. Bunları ayrı ayrı anlatayım ki ondan sonra siz de üzülmeyin, ben de üzülmeyeyim. Çünkü bu bir profesyonel bir iş. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz.
elimizden geldiği kadar haddimiz olmayarak yol göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi özel danışma hattımdan ki görüşmelerim, randevu veriyorum, birebir görüşme için kullandığım telefon numarasıdır. Orayı da bir daha belirtmek istedim. Şimdi şöyle bir bakalım gelen SMS'lerimize de. Mesajda kalanlarımız vardı. Suna Hanım göndermiş. 1-1-1943 Afyon. Sağlıkla ilgili sormuş. ...2014 yılında muhtemelen bir operasyon geçirmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Bunun kalıntılarını hala yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu operasyonla ilgili kalıntıların hala yaşadığınızı söyleyebilirim. Özellikle de kalça ve bacak bölgesinden bir operasyon geçirdiğinizi söyleyebilirim sevgili Suna Hanım. İnşallah hayırlısı olur. Ne yapıyoruz? Şifa veriyoruz. Şifa verirken neyi kullanıyoruz? El Şafi adını kullanıyoruz. El Şafi adı Rabbimin 99 isminden bir tanesi ve bize şifa veren isimlerinden bir tanesi. Ya da Ya Nur diyoruz. Her lokmamızı ya da her ne yiyorsak, içiyorsak Ya Nur diyerek de onun hücrelerimize kadar akan şifalarını almamız olası sevgili dostlar. Onu da söyleyeyim. Geçen gün bir dostuma şey attım, bir dualarla ilgili bir bilgi gönderdim. O da demiş ki ben bu duaları okudum Dilya'nın, ne zaman gerçekleşir? Onun zamanı bizim zamanla, mekanla pek bir bağlantımız olmuyor sevgili dostlar. Çünkü onun zamanını Allah bilir. Biz ellerimizi açarız, dualarımızı ederiz ve her dualarımız, yaptığımız her duanın da kabul olduğunun kabulüyle ellerimizi açarız. Dolayısıyla yaptığınız dualarda ellerinizi açtığınızda eğer ki içinizden acaba Allah bunu kabul eder mi diye bir şey düşünüyor iseniz zaten orada bir sıkıntı var. Alo mu diyor? Hadi bakalım bir alo diyelim. Alo. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam kardeşim. Hayırlı günler. Sağ olun. Ben İsa. İsa. Evet. Evet İsa Bey. Ben rahatsızlığımla ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Bak, öncelikle doğum tarihi diyeyim. Alayım lütfen. 18. Evet. 6. Evet. 1956. Nerede doğduk? Ardahan. Peki. Nerede yaşıyorsun? Ardahan'da mı yaşıyorsun şu an? Bursa'da. Burada yaşıyorsun. Antalya'da. Bursa, Bursa. Bursa'da. Peki. Evet. Buyurun efendim. Sormak istediğiniz nedir İsa Beyciğim? Sağlık sorunlarımla sıkıntım var. Bunu nasıl çözebilirim veya çözme imkanları var mı? Şimdi sağlıkla ilgili sıkıntım derken bunu manevi anlamdaki sıkıntılarınızdan bahsediyorsunuz yoksa yoksa bedensel sıkıntılarınızdan bahsediyorsunuz? Bedensel, ruhsal, yani bu şekilde maneviyat değil, mali değil. Anladım. Peki. Peki.
Sıkıntılarınız 45-47 yaş arasındaki aralıkta mı başladı? Aşağı yukarı oralarda başladı, evet. Peki. Siz hayatı yaşarken ya da size sunulanlar da öyle söylemeye çalışayım. Bazen nasıl ifade kullanmam gerektiğini inanın ben de bilemiyorum. Hayatı kolay yollardan değil, olabildiği kadar zorlanarak ve tek başınıza yaşamaya çalışmışsınız. Evet, doğru. Doğru mudur? Evet. Bu çalışmalarınızı yaparken de bu 45-47 yaş dönemi sizin için sonun başlangıcı olmuş aslında. Yani bir şeylerin başlangıç yaparken bir şeyleri bitirerek bir şeylere başlanmış. Evet. Bu dönemde aldığınız ruhsal baskı diyeceğim onun adına. Ruhsal baskılarda zaman içerisinde bedensel anlamda bünyenizin yavaşlamasına ve bir anlamda da bünyenizin yavaş yavaş çökmesine neden olmuş. Yani bağışıklık sisteminizde sıkıntı var mı? Hayır, yok şu anda. Var. Şu anda yok. Peki. Peki. Şöyle söyleyeceğim, bir beklentiniz var. Allah nasip ederse bu 2018'in ilk aylarında gerçekleşecek olan bir beklenti. Onu söyleyebilirim. Sağlıkla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani bundan sonraki dönemler, tabii ki 45-47 yaş dönemleri olması mümkün değil ama sağlığınızın kıymetini daha iyi anlamışsınız. Yani iyi bakıyorsunuz kendinize şu dönem. Evet, doğru. Anlatabildim mi? Anladım. Peki. Bir şey daha sorabilir miyim? Estağfurullah efendim, buyurun. Bir de eşim yok, evlenmeyi düşünüyorum. Evlenmek istiyorsunuz. Evet, böyle bir şey var mı? Bir bakmaya çalışayım. Tabii geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Hani bunu her zaman da söylemeye çalışıyorum. Tabii. Ben onlara inanan biriyim. Adında ya da soyadında F harfi olan bir hanımla bir arkadaşlık yaptınız mı İsa Bey? Yok. Yok. Peki. İsminin içinde F harfi var. Hani baş harfi F demiyorum yalnız. Onu söyleyeyim. Adında ya da soyadında F harfinden bir hanımla bir arkadaşlık yaptığınızı, bu arkadaşlığın belli bir noktaya kadar, sizin hayatınız şöyle oluşuyor. Belli noktalara kadar geliyor. Ondan sonra sıkıntıya uğruyor. Evet. Yani her şeyde bu böyle. Her şey belli bir noktaya kadar geliyor. Hiçbir problem yokmuş gibi görünüyor ama ondan sonra baktığınızda problemin tam içerisinde kalmış oluyorsunuz. Yani üzerinizde bir sıkıntı var bu anlamda. Şu anda bir şey görünmüyor. Yok, şu an için evlilikle ilgili bir tasarruf göremedim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Hoşçakalın. Bursa'ya da selamlarımızı da yollayalım. Evet. Bir taraftan da SMS'lerimizi çözmeye devam edelim. Ne yapıyoruz? İsminizi yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Hayata dair soru ya da sorunuz her neyse bunu gönderiyorsunuz. Nereye? 3969'a. Ben de buradan dilimin döndüğü kadar, gözümün gördüğü kadar, gönlümün gördüğü kadar sizlere yorumlar yapmaya çalışıyorum. İlimle bilimi bir araya getirerek sizlere bir şeyler söylemeye çalışıyorum. İlmiyle dün kullanıyorum, havas ilmini kullanıyorum bu arada. Evcet hesabını kullanıyorum. Hani ne yapıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz, nasıl konuşuyorsunuz demeyin diye bunları söylemeye çalışıyorum. Evet. Yeliz Hanım göndermiş. 4-12-1972 demiş. İstanbul.
Bu arada 4-12 benim de doğum günüm. Aynı gün gelmişiz dünyaya ama yıllarımızda farklılık var sadece. Peki. İşle ilgili sormuş. Peki. Son 5 aydır, son 5 aydır, onu öyle söylemeye çalışayım. İşlerinizde bir ağırlık ve bir terslik hissediyorsunuz, bunu söyleyebilirim. Bu da muhtemelen, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum buradan, çalışmasını yapmadan net bir şey de söylemek istemiyorum ama enerji boyutlarıyla ilgili bir sıkıntınız olma olasılığı mevcut. Neden? Çünkü kendinizi bile tanıyamaz hale gelmişsiniz. Öyle söylemeye çalışayım. Tepkileriniz farklılaşmış, düşüncesel hareketleriniz farklılaşmış. Muhtemelen üzerinizde bir olumsuz enerji olma olasılığı ya da enerji demeyeyim de buna olumsuz dua diyelim. Dua olma olasılığı çok yüksek. Onu da söyleyebilirim. Bundan dolayı oluşuyor diye düşünüyorum. Şimdi işlerimizle ilgili şeyleri ben şey gibi düşünüyorum. Bir lavabo düşünün. Sürekli üstünden akıyor, 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 akıyor. Ama lavabonun tıkacı eğer kirlenmişse, lavabonun o alt kısmı işte kir, pas falan filan tutmuş ise, tabii ki oradaki suyun böyle akma olasılığı yok gibi bir şey. Dolayısıyla biz bu kirlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bu kirleri hasetle üretiyoruz, bu kirleri zihinle üretiyoruz. Bu kirleri zihnin bize verdiklerini kalbimiz duymadan, kalbimiz görmeden sadece zihin ile konuşarak yapıyoruz. Dolayısıyla eğer ki kendimizin haricinde işte bir olumsuz duadan dolayı da oluşmuş olabiliyor bu tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklarla ilgili çalışmalar da yapmaya çalışıyorum. Evet. Dedik. Bir tane daha çözmeye çalışalım. Ah. Adnan Bey göndermiş. 8'e 2987 Adana. Peki. Muhtemelen, hadi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama muhtemelen ikinci evlilikle ilgili bir kargaşa ve karmaşa yaşadığınızı söyleyebilirim. Bir kargaşa ve karmaşa var. Aslında buradaki sorunun birincisi dinlememek ve anlamamak. Yani karşınızdaki dinlemediğiniz zaman anlayamazsınız. Anlamadığınız zaman dinlemezsiniz. Birbirinizi anlamaya ve dinlemeye çalışırsanız daha sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğinizi söyleyebilirim sevgili Adnan Bey. Yalnız bu sürümcemede ya da çok sürümcemede kalmış bir ilişki olmuş. Yani şimdiye kadar çoktan her karar kararsızlıktan iyidir sevgili dostlar. Yani kararsız kalmaktansa olumlu ya da olumsuz karar vermek kararsızlıktan iyidir. Yönünüzü tayin eder. Tamam. Dolayısıyla bir karar veriniz, kargaşa ve karmaşayı aslında kendimizin yarattığını, zihnimizin yarattığını biliniz ve ona göre hareket etmeye çalışınız. Bu iş olmuş yani, zaten olmuş ama sizin biraz da hareketlenmenizin gerektiği bir döneme diyelim giriyorsunuz dedik. Biz küçük bir ara verelim, ondan sonra tekrar gelelim, olmaz mı?
Evet sevgili dostlar, küçük bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. SMS'lerimizi çözmeye çalışalım. Kanal ve Serap demiş. Serap göndermiş. 12 Ekim 1984 Antalya, gelecekte beni neler bekliyor diye sormuş. Ya geçmişte yaşıyoruz ya gelecekte yaşıyoruz. Bu anı yaşayabilsek zaten hiçbir sıkıntı çıkmayacak sevgili Serap. Yani gelecekten beklediğin nedir, beklentilerin nedir onu bilemiyorum ama bugün eğer ne kadar doğru yaşar isek yarın içinde o kadar doğru basamaklar kullandığımızı, doğru basamaklarda devam ettiğimizi görüyoruz. Bir şeyler söylemeye çalışayım nacizane tabii. Antalya, peki. Mesela şunu söyleyebilirim, durumlar karşısında ketum kaldığınızı, bunun adına ketum, evet ketum kaldığınızı, yani durumlar karşısında, olaylar karşısında tepkilerinizi o an için göstermediğinizi, daha sonraki bir dönem içerisinde bunları süzüp ona göre hareket ettiğinizi söyleyebilirim. Sevgili Serap. Sağlıkla ilgili aman aman bir probleminizin olmadığını söyleyebilirim. Adında ya da soyadında M harfi olan bir erkekle ilgili kafanızda bir soru işareti olduğunuzu söyleyebilirim. Peki. Alo diyelim bakalım. Alo. Merhaba Dilya Hanım. Merhaba. Tekrar benim. Estağfurullah. Ha. Merhaba. Hoş geldin canım. Kız kardeşim için aramıştım. Adı neydi? Meryem. Meryem. Evet. Doğum tarihi nedir Tülay'ın? 27 Mart 1982. Nerede doğdu? Isparta. Bunun sağlık sorunları çok fazla oluyor. Evli? Evliydi, boşandı yani. Epey oldu boşanalı. 10 sene falan oldu. Oo. Çocuğu yok. Tekrar evlilik de olabilir mi? Vallahi onu da çok merak ediyorum. Bakalım canım. Şimdi evlilikle ilgili kısa zamanda bir evlilik yapılmış, kısa zaman sürmüş, kısa zamanda bitmiş. 6 yıl sürdü, 6 yıl. Çok uzun bir zaman değil yani 6 yıl. Evet, anladım. Kısa bir zamanda bir ve ani bitmiş, evlilikleri aniden bitmiş. Çocuk yüzünden bitti, çocuk. Anladım. Çocuklar olmayınca yani tartıştılar. Hı hı. Ya anladım. Çok haksızlığa uğradı. Kilolu mu? Evet evet kiloluydu ama zayıflamış Dilya abla. Bayağı zayıflamış. Önce kiloluydu. Peki. Duygusal bir kadın. Yani duygusal bir kadın onu söyleyebilirim. İkinci evlilik yapma olasılığı çok yüksek, onu söyleyebilirim. Ama nasıl söyleyelim ona? Her gelene gel diyen bir kadın değil. Evet, öyle yani. Yani çok şey diyor, evet çok seçici. Her gelene aman hoş geldin deyip kalbini açacak bir kadın değil. Evet, aynen öyle. Seçici bir kadın, ne istediğini bilen bir kadın. Nerede ne yapması gerektiğini de bilen bir kadın. Dolayısıyla evlilik yapma olasılığı da çok yüksek. Evli olmayı da istiyor, onu da söyleyeyim. Adında ya da soyadında T harfi olan birisiyle evlenme olasılığı çok yüksek. Onu söyleyebilirim. T harfi var eşinin adında ya da soyadında. Yurt dışından mı olabilir yoksa Türkiye'den mi olabilir? Bu yurt dışı gibi görünüyor. Anladım.
yurt dışı gibi görünüyor ama bu kadının önünü engelleyen engelleri var. Öyle söyleyeyim. Nasıl? Burasını anlayamadım. Yani buradan çok net bir şey söylemek çok doğru değil. Onun çalışmalarını perşembe geceleri yapıyorum ama üzerinde bir olumsuzlukla alakalı bir şeyler var gibi görüyorum burada. Engelleniyor yani. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. Öyle işte. Sağlıkla nasıl? Sağlıkla ilgili problemleri var şekerim. Özellikle, evet, çok var. Yani özellikle alt batınla ilgili sıkıntısı var kadının hastalıkları, evet, bölgesinde. Aynen, doğru mudur? Doğru. Böbreklerle de oldu. Kanla ilgili de oldu. Yani bir tabii şeyini yaptığı zaman iyi de yani biraz böyle geçebilir mi? Ben en çok merak ettiğim o yani. Biraz düzelebilir mi? Şöyle söyleyeyim şimdi. Bu ilk önce neden çalışmadığına bakmak lazım. Bunlar hep duygusal boşlukların hayatımızdaki duygusal boşluklarımızın bize mirasları sevgili Tülay. Evet, aynen yani. O evlilik bunu çok yıprattı. Bir de haksızlığa çok uğradı Dilya abla. Yani hiçbir şeyini alamadı. Oradan sıfırdan başladı yani. Tekrar bir hayata sıfırdan başladı. Hiçbir şeyini hak ettiği yani. Hak ettiği hiçbir şey alamadı. Hep sınav. Hep sınav Tülay'cığım. Bunlar hep bizi kulunu kulumla sınarımın sınavları maalesef ki. Kapalılık var. Yani enerji boyutlarında da bir kapalılık var. Eğer Türkiye'ye gelebiliyor ise ya da bana bir şekilde ulaşabilir ise ulaşmaya çalışsın. Bir şeyler yapmaya çalışırım ben de. Oldu, sağ olun. Peki canım, güle güle. Güle güle. Evet, Kanal V demiş. Kanal V 008-1982 Fatmacık. Peki Fatma Hanım. 03-08-1982. Eşinin adını vermiş. Peki. 07-01-1979. Huzursuzuz, bize bir yol göster, sağ ol demiş. Önce neden olduğunu bir bulmaya çalışalım. Peki, bir Ayla Hanım'a merhaba diyelim, ondan sonra merhaba, devam edeyim Fatma Hanım. Alo, merhaba. Ben Yaren arkadaşıyım. Öyle mi? Evet. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, seni sormalı. Ben de iyiyim, çok şükür. Buyurunuz. Şimdi benim sorum, doğum tarihimi söyleyeyim mi? Lütfen. 25 Mayıs 1983. Artvin doğumluyum. Hı. Erkek arkadaşımı da söyleyeyim. Alayım. 27.08.1982 Kırıkkale doğumlu. 27.08.1982. Evet. Nerede Kırıkkale doğmuş? Kırıkkale. Kırıkkale. İsmi nedir? Ferdi. Anladım. Ferdi. Ferdi. Hı. Hı. Ne bekliyorsunuz daha? İşte ayrıldık, onu bekliyorum. Ne olacak? Hani daha ne bekliyorsunuz? Bu iş oturmuş, uzun soluklu bir arkadaşlık ya da tanıma evresi diyelim bunun adına. Aileler tanıştılar mı hala? Hayır, şu an ayrıyız 2 aydır. 2 aydır ayrısınız. Evet. Peki. İyi. Yani dönecek mi, ne olacak? Tekrar arayacak sizi. Arayacak mı diyorsunuz? Evet. Sonu peki evlilikle mi bitecek? Olmuş, tabii olmuş. Muhtemelen öyle olacak çünkü her ne konudan dolayı baskı yaptıysanız. Evet. Şimdi... Baskı yaptım, evet, doğrudur. Her ne konudan dolayı baskı yaptıysanız, şimdi o düşünme döneminde
sizi aradığı zaman zaten o baskıyı kabul etmiş olmuş olacak. Dolayısıyla her şey yerlerinde olur. Yani kesin dönecek diyorsunuz. Kesin. İnşallah. Öyle diyelim. Tamam. İyi, peki, tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sevgili Fatma, 2011 yılından itibaren evinizin içinde huzursuzluk mevcut. Bu zaman zaman nedeni bilinmeyen nedenlerle, yani nasıl söylüyoruz ona, hani ceviz kabını doldurmaz diyoruz ya da incir kabını doldurmaz diyoruz, öyle bir şeyler. Yani hiçbir neden, büyük bir neden yok iken çok küçük şeylerden tartışma ortamı oluşturulabiliyor, oluşabiliyor, onu söyleyebilirim. Zaman zaman yolda, hani aynı koridorda gidersiniz de birbirinize dokunmadan böyle geçmeye çalışırsınız, böyle bir durumlar oluşmuş, soğukluklar oluşmuş. Bir öyle diyelim, devam edeyim. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Bina Hanım, nasılsınız? Hamdolsun, iyiyim, teşekkürler olsun. Sizler nasılsınız Figen Hanımcığım? Teşekkür ederim canım. Ben Sivas'tan arıyorum. Buyurun, buyurun. Eşimin ismini verebilir miyim? Tabii. Adnan. Hı hı. 1952 doğumlu, 2. ayın 14'ü Şubat. 2. ayın 14'ü Şubat, tamam. Evet. Bina Hanım, benim doğumumu hemen çıkartmamışlar. 64 doğumluyum, 53 yaşındayım. 1964 doğumlusunuz. Hangi ay, hangi gün? İşte onu bilmiyorum Dila Hanım. Ah canım benim. Şimdi doğum tarihinizi bilmiyorsanız sadece kocanızın üzerinden bir şeyler söyleme şansınız. Doğumum 64. Ya ama işte hani bir gün bile olmuş olsa orada bir günlük oynama bile yanlış hesap yaptırır şeker. Tamam canım. Siz onun için bir şey söyleyemiyorum. Kocandan bakmaya çalışayım. Tamam canım. Soru nedir? Canım, ben kendime de baktırmak istiyorum da, ben bir senedir çok rahatsızım. Hiç doktora gidiyorum, bir sonuç alamıyorum. 80 yaşındaki kadınlar gibi ayaklarım, kalbim, gözlerimde rahatsızlık oluyor. Doktora gidiyorum, bir şey yok diyorlar. Onu, yani doktorluk mu, bir kötü enerji mi var, onu öğrenmek istiyorum. Figen Hanım, şimdi onların çalışması için ben sadece perşembe geceleri çalışıyorum. Hani buradan net olarak bir şey göremiyorum. Büyük, anladım, çalışmalarda ancak öyle bir sıkıntı var mı yok mu onu orada bilebiliyorum ama burada televizyonda böyle bir şey bilemem yani. Çünkü öyle, ona konsantre olmam lazım. Onun ön çalışmaları var, onları yapmam lazım. Onları sadece perşembe gecesi bilebiliyorum yani. Buradan bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyeceğim. Köyden mi, köy kökenli misiniz? Zaralıyız hocam. Tamam. Köy kökenlisiniz, yani köyden Zara'ya geçme değil mi? Evet ya, kısa, biz doğumum Zaralı bizim. Zara, Sivas Zara. Anladım canım, anladım. Bacaklarınızda kemik ağrısı mı var sizin? Hocam çok çok 80 yaşındaki kadın gibi yürüdüm mü kalktım mı oturamıyorum, oturdum mu yürüyemiyorum işte. Çok kötüyüm. Eyvah eyvah. Yani kemik ağrısı gibi, böyle içten içten kemik ağrısı gibi, evet, hissettim. Evet, evet hocam, içten içten. Anladım canım. Dediğim gibi onu ancak o şekilde bakabiliriz. Kocan için ne sormak istiyorsun? Valla bizim yani bizde bir şey var, bir huzursuzluk var evimizde, onu öğrenmek istiyorum. Anladım. Bir şey, dediğim gibi onun için özel çalışma yapmam lazım. Hani buradan net bir şey söylemek çok doğru değil canım ya. Daha sonra isterseniz bir randevu alırsınız. Özel danışma hattım geçer biraz sonra ekranlarda. Oradan bir randevu alırsınız. Tamam. Ondan sonra görüşme sağlarız. Olmaz mı? Tamam canım. Peki. Hadi bakalım. Sivas'a da sevgilerimizi yollayalım. Orada da çok özel dostlarım var. Onlara da buradan sevgi yollayalım. Evet. Fatma, zaman zaman nedensiz kavgalarınız olduğunu söyleyebilirim. İki defa boşanma arifesine kadar geldiğinizi, sonra tekrar birleştiğinizi söyleyebilirim. Peki neden kaynaklandınız? Şimdi
Evlilik ilişkilerinde 5 tane S kanunumuz var biliyorsunuz. Sevgi, saygı, sorumluluk, sadakat ve 5. S'yi zaten hepimiz biliyoruz. Bu 5 S kanunundan herhangi bir tanesinin eksik olmasından dolayı bu sefer huzursuzluklar çıkıyor. Dışsal nedenler, dışsal etkiler yok ise. Dolayısıyla size de burada baktığımda muhtemelen dışarıdan gelen bir etkinin olduğunu söyleyebilirim Fatma. Bundan dolayı da 2011 yılından beri dediğim gibi sıkıntılı dönemler yaşıyorsunuz diye yakaladım. İnanın buradan her gördüğümü ya da her hissettiğimi, her algıladığımı maalesef ki sizlerle paylaşma şansına sahip olamıyorum. Ancak işte ufak ufak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Sizin de bunları anlamanızı bekliyorum galiba. Evet. Serik'ten Süleyman göndermiş. Eğer bana sorularınızı net olarak sorarsanız ben de sizlere daha net cevaplar vermeye çalışırım. Hani gelecekle ilgili bakar mısınız dediğiniz zaman o kocaman bir okyanus hangi kumundan alayım, hangi taşından alayım, içinin hangi tarafından alayım onu bilemiyorum. Dolayısıyla net sorularınızı sorarsanız ben de sizlere daha doğru yorumlar yapmaya çalışırım. Sevgili Süleyman, bir şeyler söylemeye çalışayım ama sen ne kadar bundan mutlu olursun onu bilmiyorum. ...05-05-1997... Peki. Bir, gelgitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün düşündüğün bir şey yarın için senin için önemsiz olabilir. Ya da bugün için hiç önemli olmayan bir şey yarın senin için çok önemli olabilir. Bu senin zihninin gelgitleriyle alakalı olan bir şey Süleyman. Bunu söyleyebilirim. Bir defa bunu yola koymasını ya da bunu yönetmesini öğrenmek lazım. Zihni de yönetmeyi öğrenmek lazım. Nasıl bedeni yönetmeyi öğreniyor isek zihni de yönetmeyi öğrenmek lazım. Kalbi de yönetmeyi öğrenmek lazım. Dolayısıyla senin zihnini yönlendirmen lazım. Zaman zaman öfke patlamaları var ve bu patlamalardan dolayı sıkıntılar oluşmuş. Eğitimini tamamlayabiliyorsan tamamla. Ama aile ile ilgili, aile birliği ile ilgili, aile şirketi olabilir, aile ile ilgili bir iş ya da iş yeri olabilir. Böyle bir yerde çalışma yapmanın sana daha artıları olacağını ya da böyle bir çalışmanın içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Bir çay molası. Evet sevgili dostlar, küçük bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Kanal ve ekranlarındayız. Dilya Songer'le Yıldızların Altında programındasınız. İlimle bilimi bir araya getirerek sizlere küçük küçük yorumlar yapmaya çalışıyorum. Tabii ki nacizane. SMS'leriniz için adınızı yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz, gün, ay, yıl, sorunuzu yazıyorsunuz, 39-69'a gönderiyorsunuz. Ben de buradan dilimin döndüğü kadarıyla sizlere yorumlar yapmaya çalışıyorum. Ya da 0-242-345-44-45'ten bizlere ulaşabilirsiniz, stüdyomuza konuk olabilirsiniz sevgili dostlar. Özel danış dediğim gibi sadece Perşembe ve Cuma günleri kanal ve ekranlarında sizlere programlar yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında özel danışma hattına gelen sorularınızı maalesef ki kabul edemiyorum.
danışma almak istiyor iseniz onun için bir randevu almanız lazım. Onun akabinde sizinle görüşmeler sağlamaya çalışıyorum. Sosyal medyadan gönderdiğiniz mesajlara maalesef ki yaptığım bir protokol dahilinde cevap veremiyorum sevgili dostlar. Bunları da buradan ileteyim ki ondan sonra demeyesiniz Dilya Hanım, SMS'lerimizi görüyorsunuz. Gerçi hepsine cevap veriyorum. Hiçbir SMS'i ya da hiçbir sosyal medyadan gönderdiğiniz hiçbir mesaja cevap vermezlik yapmıyorum. Tüm cevaplıyorum. Tüm mesajınızı cevaplıyorum ama yorum yapamıyorum. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım Ali Bey'e merhaba diyelim. Alo. 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 Ali Bey. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben babasıyım. Oğlum için aramıştım ben. Doğum tarihi 1'e 1 1991. Adı nedir? Ali. O da mı Ali? Oğlanın adı Ali. Anladım. Anladım. Nerede doğdu? Gazipaşa'da mı? Evet. Evet. Peki. Askerden yeni mi geldi? Askere gitmedi. Bu askerlikte muaf. Muaf yapacak. Peki. Evet. Sormak istediğiniz nedir? Genel durumuyla ilgili. Çalışma, iş hayatıyla şeyde bazı olumsuzluklar var da. Anladım. Bedensel bir problem var mı? Yok. Çok şükür. Peki. Bir, şu dönem dikkat edin. Dikkat geldi çünkü. Evet. Dikkat etmeniz gereken bir dönem. Onu söyleyeyim. Evet. Her neden bu dikkat diye bilgi geldi onu bilmiyorum ama dikkat etmeniz gereken bir dönem. Evet. Özellikle arkadaş bağlarıyla ilgili ya da arkadaş grupları neyse bu arkadaşlarıyla ilgili bir sıkıntıyı kendi üstüne alma olasılığı var. Böyle bir sıkıntısı var. Evet. Onun için buna dikkat edin dedim. Evet. Peki. Küçükken bir ateşli rahatsızlık geçirdi mi? Yok. Peki. Öfke patlamaları nedendir? İşte yaşandığı hayat şeyinden bu asıl sorun o zaten. Sürekli bir öfkenin içerisinde sürekli bir patlama. Tabii çok çok sinirli, çok öfkeli. Hı hı. Saygıyı da yitiriyor sanıyorum zaman zaman. Tabii doğru. Peki. Çok özel bir şey soracağım size şimdi. Daha evvel bir çalışma yaptırdınız mı çocukla ilgili? Yaptırdık. Peki. Ne kadar zaman önce yaptırdınız? Zaman zaman yaptırdık. En sonu yaptırdığımız 1,5 ay önce falan. Peki. Erkek hoca mı yaptı? Bayan. Bayan. Peki. Doğru bir şeyler yapmışlar. Yanlış bir şey yok orada. Onu söyleyeyim. Evet. Dinmesini beklemek lazım. Öfkeyi dindirme ile ilgili bir çalışma yapılmış sanıyorum. Evet. Yalnız onun çok faydasını gördük biz. Hı hı. Evet, hatta tekrar yaptırmayı düşünüyorum da sizden de bir bilgi alayım dedim. Hay. Yani çalışma yaptırmasında fayda var bu çocuğun. Tamam. Peki. Tamam efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ Rica olun. Rica ederim. Hoşçakalın. İşte diyorum ya her gördüğümü ya da her algıladığımı keşke sizlerle de
paylaşabilsem. Evet. Hümeyra göndermiş. 4/4/1982 Afyon. Hayat yolunuzla ilgili aman aman bir sıkıntı yakalamıyorum sevgili Hümeyra. Yani hayat yolunuzla ilgili aman aman bir sıkıntı yakalayamıyorum. Sevgili dostlar, ekranlarda net görünmüyor sanıyorum telefon numaramız. 0242 345 45 44. Peki hadi bakalım Ayşe Hanım'a merhaba diyelim o zaman. Alo. Alo, iyi günler Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım, buyurunuz. Merhaba. Ben kendimden ilgili bir sorunum var da onu yardımcı olmanızı istiyorum. Estağfurullah. Doğum tarihiniz nedir? 1967. Kaçıncı ay? 6/24. 24/6/1967. Nerede doğdunuz? Konya. Merkez mi? Evet. Sanki siz değil de kızınız konuşuyormuş gibi. Hayır, ben kendim. Gerçekten. Öyle gibi geliyor. Öyle gibi geldi. Yani hani sanki siz değil de kızınız konuşuyormuş gibi geldi. Yok yok, kızım dışarıda. Peki buyurunuz, ne sormak istiyorsunuz Ayşe Hanım? Benim eşimden bir sorunlarım var. Eşinizle ilgili sorunlarınız var. Eşinizin adı nedir? Alo. Alo. Sesim gidiyor, gelmiyor. Tamam peki. Alo Ayşe Hanım. Düştük galiba. Ya da bilemiyorum. Evet, düştük galiba. Ha, dediğim gibi Hümeyra, hayat yoluyla ilgili aman aman bir sıkıntınızın olduğunu düşünmüyorum. Şu dönem için maddi anlamda bir küçük bir sıkışıklık var ama bu da yahu, yani geçer anlamında geçer. Orada da aman aman bir sıkıntı görmüyorum. İki tane sanıyorum muhtemelen iki tane evladınız var birbirine yakın yaşlarda. İkisi de sakin görünüyor. Evet, Ramazan Bey göndermiş. 11/7/1953 demiş. Hay 11/07/1953. Bir alo diyelim bakalım, kime diyoruz aloyu? Alo. Bilgehan Hanım'a. Alo. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Size sorum olacaktı. Estağfurullah. Ben adım Bilgehan. 13 Mart 1996 doğumluyum. 13 Mart 1996. 1996, evet. Ve aşkla ilgili baktırmak istiyordum size. Nerede doğdunuz Bilgehan? Antalya. Antalya. Kapı mı çalıyor? Kapı mı çalıyor? Aynen. Kim geldi? Bilmiyorum, bakmıyorum şu an. Kim geldiyse geri gitsin ha. Aynen. Şu an meşgulüm. Peki. Peki. Evlilik yaşınız 24. Onu söyleyebilirim. Evlilik yaşım. Evet. Kapıya bak diyor, kapıya. 24 yaş, evlilik yaşınız. Adında ya da soyadında...
K harfi olma ihtimali çok yüksek. Evleneceğiniz kişinin adında ya da soyadında K harfi olma ihtimali çok yüksek. Onu söyleyebilirim. Biraz daldan dala mısın Bilgehan? Yok, hayır ya. 5 yıldır saplantılandım birine. Saplantılandın. Aa, iyiymiş o. Hala öyle devam ediyor yani. Ve K harfi yok. En üzücü tarafı da bu. Şimdi 19 yaşındasın değil mi? 21. 21 yaşındasın. 5 yıldırsa 17 yaşından itibaren mi? Aynen. Vay be. Böyle aşklar var mıymış hala? Efendim? Böyle aşklar var mıymış hala diyorum. Böyle varmış ya. Var ben mıymış? De kendimde öğrendim ama. Peki. Adında ya da soyadında K harfi olma ihtimali çok yüksek. Evleneceğin kişinin, onu söyleyeceğim. Bir daha bak. Üzerine bir daha bastıra bastıra söylüyorum. İki isim kullanan birisi mi? Efendim, sevdiğin insan mı? He. Vallahi ben tek ismini biliyorum ama bilmiyorum yani başkası, başka isim olduğunu. Ya sanki iki isim kullanıyormuş gibi düşündüm. Ya şöyle bir durum var. Kimliğinde bir harfi yanlış yazmış. Belki o sebepten olabilir. Olabilir. Olabilir Bilge. Erkek arkadaşının adı ne? Aa, onu söylemezsen. Sen rejiye söyle, bana oradan göndersinler. Şimdi söyleyeyim mi? Yok, burada söyleyemezsin. Şimdi tekrar araman lazım o zaman. Dur, bir şeyler yapacak sevgili yönetmenim. Dur bakalım. Sevgili Bilge. Madem öyle oldu, tam iş yapalım. Yanlış şey yapmayalım. Eksikli iş yapmayalım. Tamam. Bilgehan. Evet. Doğum tarihi kaç? Benim? Hayır. 5 Mayıs 1994. Evet. Nerede doğmuş? Kars. Senin üniversite işin oldu? Devam ediyor. Devam ediyor. Yüksek lisans mı? Lisans mı? Yok, hayır, normal lisans. Lisans. Yani üniversitede hala okuyorum yani. 4 yıllık ya. 4 yıllık fakülte misin? 5 yıllık hazırlık okudum. Şu an işte 3. sınıfa geçtim. Anladım canım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bununla ilgili bak, birincisi aranızdaki en büyük problemlerden bir tanesi sen sabitsin. Yani düşünce anlamında da sabitsin. Şöyle söyleyeyim. Duyguların tanımlı senin. Yani şöyle söylemeye çalışayım. Bilgehan bir gün önce ne düşünüyorsa bir gün sonra da aynı şeyi düşünüyordur. Evet. Yani Bilgehan bir şeye karar vermiş ise bugün verdiği kararın arkasındadır, yarın da arkasında duruyordur. Anlatabildim evet. mi demek istediğimi? Evet, anladım. Ama karşımızdaki arkadaş da şöyle bir durum var. Bugün verdiği bir sözü yarın canım sıkıldı oynamıyorum diyebiliyor. Yani burada bir sıkıntı yaşıyorsunuz diye yakalıyorum. Anlatabildim evet. mi? Yani sonumuz yok diyorsunuz. Sonunuz yok ya da var demedim. Öyle bir şey söylemem zaten çok doğru da değil, mümkün de değil. Ama ilişkinizi eğer ki şu dönem için soğukluk mu var, uzaklık mı var bilemiyorum ama. Evet var. Soğukluk, uzaklık mı var şu dönemde? Evet var. Bundan dolayı birbirinizi algılayamadığınızı yakalıyorum. Umuyorum iyi olur. Yani sonunuz yok demedim. İlişkinizde problemler var. Bu problemleri toparlamanız gerekiyor dedim. Yani şöyle bir şey var. Hani yani çok da kısa sayılmaz ama uzun bir dönemdir konuşmuyoruz. Hı hı. Yani biraz bağlar koptu gibi ama hani dönmek istiyorum aslında ama dönemiyorum gibi bir şey. Yani tutuyorum kendimi daha doğrusu. Ya kararsızım hani bu konuda, o yüzden danışmak istedim. Acaba şimdi, hangisi daha iyi olur? Şimdi senin böyle bir kararı verebilmen için
Gerçekten karşı tarafın seni ciddi anlamda ciddi anlamda zorlaması lazım ki sen böyle bir karar verebilesin yapı Evet. olarak. Dolayısıyla eğer ki sen böyle bir kararı vermiş isen de mutlaka kalbinin, zihninin orantılı olarak vermişsindir. Doğru karar vermişsin yani. Diyorsunuz. Lafın kısası o kadar oldu işte. Tamam o zaman kararımla devam mı edeyim o zaman? Devam et. Aynen öyle, devam et. Tamam Devam o et. zaman. Çok sağ olun. Teşekkür Peki canım, ederim. görüşmek dileğiyle. Hoşça kal yarın. Evet, ne demiş Ramazan Bey bize? Eskişehir'den. Şöyle bir çalışmasını yapmaya çalışayım. Yer değişikliği var mı diye sormuş birincisi. Bir bakalım. Evet, yer değişikliği olma ihtimali çok yüksek. Bunu da Allah nasip eder ise 2018 yani önümüzdeki yılın ilk 3 ayında yani Ocak, Şubat, Mart gibi 2018'in ilk 3 ayı diyeceğim. İlk 3 ayında oluşturma olasılığınız çok yüksek. Yani yer değişimiyle ilgili. Bir alo diyelim bakalım Sivas ellerine. Alo. Alo. Merhaba Tuba Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız yavrum? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay Buyurun. gelsin. Sağ olun. Ben evliliğimle ilgili sormak istiyorum. Kötü enerji var mı? Evlilik durumum nasıl ilerliyor? Onu da öğrenebilir miyim? Çabuk Peki. nazara geliyorum. Peki Tuğba'nın doğum tarihi nedir? Benim doğum tarihim 09.02.1984. Eşinizin adı nedir? Yasin. Doğum tarihi nedir? 02.02.1989. Nerede doğmuşsunuz? İkiniz de Sivas mısınız? Hem Sivaslıyız evet. Bir tane de oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Benim doğum tarihim doğru oldu mu? Bir teyit edebilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? 02 benim doğum tarihim. Bir teyit edebilir miyiz? 0209. Tamam doğru tamam. Yani ikinci ayın 9'u sizin, ikinci ayın 2'si de eşinizin. Benim yok benim 9. ayın ikisi. Ben yanlış söyledim galiba. 9. ayın 2'si, pardon. Evet. Tamam, bir dakika şekerim. Düzeltelim Tamam. hemen. Oğlun 6 yaşında mı? 5 yaşında, 6 yaş mı? 2 yaşında 2 oğlum. yaşında. Tamam. Şöyle söyleyeceğim. 6 yaş, oğlunuz 6 yaşındayken ikinci hamilelik olma olasılığı çok yüksek. Onu söyleyeyim. Öyle mi? Cinsiyet kız mı erkek mi? O önemli değil mi? Hayırlısı olur, hayırlısı olur inşallah. Allah Hayırlısı mı? herkese hayırlı evlat nasip eylesin ilk önce. Amin. Kadir kıymet bilecek vatanı, milletine, anasına, babasına. Evet, amin inşallah. Nazarla ilgili, şimdi buradan işte üzerinizde negatif enerji var mı ya da böyle bir şey var mıdır diye ona bakamıyorum. Onu sadece Perşembe geceleri çalışabiliyorum. İşte akşam ezanla başlıyoruz. Cuma sabahı bitirmek kaydıyla öyle çalışabiliyorum. Yani bu gece çalışabilirim ancak. Anladım. Ona bir şey söyleyemem ama... Eğer ki nazara çok geliyorum diyor iseniz, bunu da Evet. siz hissediyor iseniz, işte bir yere gittiğiniz zaman ya da geldiğiniz zaman baş ağrısı var ise Evet. ya da bir yere gidip geldikten sonra düşme oluşuyor ise ya da elinizde sakarlık dediğimiz işte reflekslerde kayıplar var ise muhtemelen isabeti aynıyla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz demektir. Kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri de nazar sureleridir.
Eğer 51 ve 52. ayetleri ağzınıza plesenk ederseniz, yani onu ezberlerde sürekli onunla iletişim haline geçerseniz, böyle bir sorunuz ortadan kalkar inşallah. Tamam, inşallah. Peki, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Muhtemelen Ramazan Bey, 2018'in ilk 3 ayı dedim, bu Ocak, Şubat ve Mart ayları gibi yer değişikliğiyle beraber ev alınarak yer değişikliği olma ihtimali çok yüksek. Onu da söyledim sağlıkla ilgili, ama aman bir şey yakalamadım açıkçası. Hadi bakalım Ayşe Hanım'a tekrar merhaba diyelim o zaman. Alo. Alo. Ayşe Hanım, nereye gittiniz? Telefonum kapandı bir anda. Neden? Dokunmatik olunca kulağıma değdi. Kusura bakmayın. Kıyamam ben size. Önemli olan tekrar buluştuk. Düşürdünüz, evet. Çok şükür. Buyurunuz. Tekrar doğum tarihimi söyleyeyim mi? Yok, 24.06.1967 dedik ona. Evet. Tamam. Eşim için, eşimden ayağımda soyunmayım var. Kemal Güneş. Kemal Bey. Doğum tarihi nedir? 1976. Binca 23. İkinci evlilik mi bu? Hayır, benim ilk. İlk evliliğiniz. Aşk evliliği mi yaptınız? Evet. Sorun ne? Efendim? Sorununuz ne? Sorunumuz bizi koydu gitti. Sizi koydu gitti. Hı hı. Ayıp etmiş. Evet. Alo. Duyuyorum canım, duyuyorum. Başka bir şehirde mi yaşıyor? Bulunduğunuz yerden başka bir şehirde mi yaşıyor? Evet, İstanbul'da yaşıyor. Peki. Yaklaşık bu 3-4 yıllık mezunu. Kaç? 3-4 yıllık. Hayır, 1,5 sene oldu gideli. 1,5 sene oldu gideli. Peki. Ne sormak istiyorsun Ayşe? Yani bizim aylık var mı, bir birleşme var mı? Bunun kararını 5 ay sonra vereceksiniz. Ben mi vereceğim? Evet. Bunun kararını 5 ay sonra bir karar verme dönemine gireceksiniz. Evet. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin, zihninizin sesini dinlemeyin, olur mu? Ya, olumlu mu, olumsuz mu? İşte o kadarını söyleyebilirim ben buradan. Kalbinizin sesini dinleyin, zihninizin sesini dinlemeyin. Zihniniz çok daha şeyler üretecektir. 5 ay sonra karar vereceksiniz. Devam mı? Bitti mi diye. Evet. Tamam Ayşe'cim. Oldu, sağ olun. Peki, rica ederim. Hoşçakalın. Efendim? Peki. Reklamlar diyormuşuz. Evet sevgili dostlar, tekrar merhaba. Dilya Songer'le Yıldızların Altında programındasınız. Kanal V ekranlarındayız. Akdeniz'in en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Antalya'dan sizlere yayın yapmaktayız. Ne yapıyoruz? İlimle bilimi bir araya getirerek sizlere küçük küçük yorumlar yapıyoruz. Tabii ki nacizane. Yoksa geleceği Allah'tan başka kimsenin bilme şansı yok. Biz sadece bildirdiğini sizlere iletebiliriz. Bildirdiği kadar biliriz yani. Stüdyomuza bağlanmamız için ekranda telefon numaralarımız mevcut. 0242 345 4544'ten bizleri arayabilirsiniz. Stüdyomuza, gönlümüze konuk olursunuz. Biz de sizin gönlünüze konuk olmaya çalışıyoruz. Neşet Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. Der ki, gönülden gönüle bir bağ var, görünmez. Bu bağın adı da sevgi bağı.
görünemeyen ama hissedilen bir bağ. Aynen bu da bugün için geçerli. Bizden sizlere öyle bir gönül bağı ki öyle olmasa inanın burada bu programı yapmak çok zor. Sizden buraya gelen o gönül bağı olmasa zaten hiçbir şey olmaz sevgili dostlar. Ya da isminizi yazıyorsunuz, doğum tarihinizi, gün ay yıl yazıyorsunuz, adınızı yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Sorunuzla beraber 3969'a gönderiyorsunuz. Ben de buradan dilimin döndüğü kadar, gözümün gördüğü kadar, gönlümün gördüğü kadar sizlere yorumlar yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir çalışmaya çalışayım. Her perşembe ve cuma günleri saat 14 ile 16 arasında neredeyiz? Kanal V ekranlarındayız. Biz sizleri buraya bekliyoruz. Sizlerin de evinize konuk olmaya çalışıyoruz. Evet. Yelda göndermiş. 4-11-1984. Evet, Adıyaman. Gelen SMS'lerinizden ve telefon bağlantılarınızdan yurdumuzun her yerinden izlendiğimizi bilmek, hiç görmediğimiz, dokunmadığımız ama pek çok dost edinmek ve yaptığımız işlerden dolayı da Allah razı olsun, Allah rızası için bu işleri yapıyoruz. Allah razı olsun denilmesini o duygu hissetme kadar da güzel bir duygu yok sevgili dostlar. Haydi bakalım bir alo diyelim İstanbul'a. Alo. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben ilk defa izliyorum programı tesadüf. Bir arayayım dedim ve düştüm. Öyle mi, şanslısınız? Evet. Dilya Hanım, adım Cenk Ateş. Evet. 5 Temmuz 1970. Nerede dünyaya geldik? Karabük. Karabük. Hı. Benim sorum, iki tane sorum var. Bir tanesi işle alakalı bir sorunum var. Bir işe girip girmemekte çok kararsızım. Hı hı. Ama belli bir yer yok. Hı hı. Hani çalışayım mı, çalışmayayım mı diye bir gel gitim var. Bununla ilgili bir şey söyleyebilecek misiniz? Bu yeni bir durum değil ama. Evet, çok iyi. Uzun zamandır düşündüğüm. Yani yaklaşık bir 5 yıl ya da 8 yıl arası diye yakalıyorum. Evet, 3,5-4 yıllık bir konu. Çalışayım mı, çalışmayayım mı? Burayı atladık. İkinci sorunuz nedir efendim? İkinci sorum da benim İstanbul'a gelmeme çok büyük desteği olan insanlar vardı. Ve ben geçen hafta onları ziyarete gittim. Hı hı. Bir tanesi vefat etmişti, eşi var, onu gördüm. Hı hı. Fakat son hallerini 95 yaşında, eşi ölmüştü hanımın. Etrafındaki insanları beğenmedim. O mevkideki insanların bu son durumları da beni çok üzdü. Bir de Karabük'e gidip o kadına bir destek olmak istiyorum. Bir de o gelgitim var son 15 gündür. Hı hı. Cenk dememde herhalde bir sakınca yoktur siz benden. Yok. Teşekkür ederim. Şeysiniz, gençsiniz. Şunu söyleyeceğim. Bir defa sen hayatın boyunca kalbinin sesini dinleyen bir adamsın. Evet. Ama kararların mantıklıdır. Kararlarınız mantıklı. Doğru. Kararlarınızı verirken kalbinizin sesi %60 hatta 70. Zihninizin sesi %30 gibi. Hı hı. Dolayısıyla gene burada kalp ağır geliyor. Evet. Çalışıp çalışmamak konusunda yani şimdiye kadar maddi anlamda aman aman bir sıkıntı içerisinde olduğunuzu düşünmüyorum. Evet. Bir şekilde oluşuyor, bir şekilde o devam eden bir durum. Evet. Sizin çalışıyor olabilmeniz için yaptığınız işten
keyif almanız lazım önce. Aynen öyle. Keyif almadığınız o coşkuyu, o neşeyi, o sevinci ya da tutkuyu hissetmediğiniz hiçbir şeye elinizi sürmezsiniz, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Gönül insanı olduğum için her şeyi hani paradan ziyade. Aman o gönüller kapanmasın zaten. O kalp kapalıklarının hep sıkıntılarını yaşıyoruz. Evet evet, Allah kapatmasın. Amin. Zaten sonra da kapanmaz zaten. Amin. İkinci durumda ise yardım yapmanız gerekken evet yapabilirsiniz. Ama bunu Ahmet, Ayşe, Alevi adına değil, kendi gönül bağınızın adına yapınız. Yani çünkü Cenk şimdiye kadar çok kişinin elinden tuttu. Şimdiye evet, kadar evet. Çok kişiye ön ayak olmaya, abi olmaya, yeri geldi baba olmaya, yani bir aile ferdi gibi davranan bir adam. Bundan dolayı da maalesef ki bunun adını nasıl söyleyelim, nankörlük mü diyelim ya da hak ettiğini çok. Alamama mı diyelim, ektiğini biçememe mi diyelim, nasıl diyelim bilemedim ama bunlarla aynen karşılaştığı için de bu konuda biraz kalbini kapattı. Evet, çok düşünüyor şimdi Cenk. Şimdi çok düşünüyor ama eğer o kalbi açmaz ise daha çok sıkıntı yaşayacak çünkü özüyle çatışmaya başlayacak. Aynen. Bu sefer özüyle çatışmak yerine kendim düştük. Hiç girmiyorum ya da girince de her şey doğru düzgün olsun istiyorum. Gönül insanı olduğum için çok yorgunum, çok kırgınım. Zaten kuldan geçeli çok oldu artık. Kul bilmesin, Allah bilsin diyorum. Her şey olumlu başlayıp olma bitiyor ama gene de üzülüyoruz değil mi? Bazen bir teşekkür... Mutlaka. Uyamayınca. Bir takdir, bir onaylanma. Evet. Yani evet. İstediğimiz aslında hiç çok büyük şeyler değil. Hayatı kolaylaştırmak adına yapabileceğimiz çok şeyler varken maalesef zaman zaman hayatımızı zorlaştırılıyor ama oluyor tabii ki. Bu da bizim sınavımız. Evet, bazen yoruluyoruz, bıkıyoruz, kaçıyoruz. Ondan evet. Sonra tekrar bir zaman sonra devam ediyoruz. Ama ne bileyim işte böyle bir dengesiz devam ediyoruz. Anladım yani, peki o zaman. Siz de aynı şeyi doldurduğunuz için hissetmişsinizdir, anlamışsınızdır. Kısa ve öz konuşuyoruz. Evet. Bizim gibi olanlar anlamıştır mutlaka. Mutlaka. Sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İstanbul'da sevgi saygılar. Hoşçakalınız. Evet. Nerede kalmış idik? Ne kadar vaktimiz var acaba diye bir soru yöneltsem. 8 dakika gibi vaktimiz var. Peki o zaman bağlanırsak bir telefon bağlantısı daha yapalım. Ondan sonra kapatalım. Yarın Allah nasip ederse yine 14 ile 16 arasında sizlerle beraber olmaya çalışalım sevgili dostlarım. İşte biraz önce programın başındayken de söylediğim gibi bu kalplerimiz kapandığı zaman artık duygusuz olmaya başlıyoruz. Duyguları hissedemiyoruz. Bakara'nın 7. ayetiydi sanıyorum. Yanlış da bir şey söylemek istemiyorum buradan ama muhtemelen 7. ayetidir. Vay ki onların kalpleri mühürlenmiştir der. Kulakları duymaz der. Onlar ağır bir azap içindedir der. Onun için kalplerinizi kapatmayın her ne olursa olsun. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Mehmet Bey mi? Evet, Mehmet Bey. Buyurun. Mehmet Nuri Sarıkaya. Mehmet Bey geçtiler, doğru. Urfa'dan arıyorum. Peki, he. Daha doğrusu ben ilk defa izliyorum da programınızı. Annem yanımda şu an. O aramamı çok ısrar etti. Ben de kıramadım anneciğimi, aradım. İyi yapmışsın. Annenin de sevgilerimizi yollayalım buradan. Teşekkür ederim. Onun da size sevgiler ve selamları var. Aleyküm selam. Yüreğimizde. Ben 17 Nisan 17.04.1990 doğumluyum.
Şanlıurfa Birecik'ten arıyorum. Doğum yerim de burası. Hı hı. Annem özellikle eş ve iç konusunda sormamı istiyor buradan. Şiddetli bir şekilde. Biraz da şanssız biriyim yani. Gerçekten işim rast gitmez. İşinin rast gitmesi için ne yaparsın? Efendim? İşinin rast gitmesi için ne yaparsın? İşimin rast gitmesi için mücadele ederim yani. Mücadele edersin. Evet. Başka ne yaparsın? Dua eder misin? Yok, etmem pek. Etmez. Ama içimden çok büyük şey kurarım yani. Nasıl diyeyim böyle? Kalp gözümle çok büyük bir şey isterim hani. Tüm duygularımla. Tamam. Kalp gözünle istersin. Evet. Ve oluşur değil mi? Efendim? Oluşur sonrasında değil mi? Oluşur mu? Olmaz mı? Olur, olur şu şekil olur yani böyle beni süründürdükten sonra ne olur? Süründürmeden gel. Hani evet, vereceksen ha. Süründürmeden ver. Öyle mi yapalım? Evet. Yok yok, o da değil. Yani. Neyse hayırlısı olsun. Ben şeyim yok. Peki. Şimdi sevgili Mehmet Nuri, biz işlerimizin zaman zaman ters gittiğini görüyoruz. Burada da bir tane sinek geldi. Gelip gelip burnumun üzerine doğru konmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsa onu da anlamadım. Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi Esma-ül Hüsna'larda bazı Esma-ül Hüsna'lar açandır. Bu Fatiha suresi de açıcı bir suredir. Fatiha'nın yanını Elfettah koyarız. Bunda 489 defa eğer günlük okur isen işlerinin daha rast gittiğini, daha rahatladığını görürsün. Bu birincisi. İkincisi, serbest mi çalışıyorsun? Evet, üniversite bitirdim şu an. Yani daha doğrusu iş başvurularında bulunuyorum sürekli. Anladım. Çalıştığım bir iş de yok. Yani şu an için serbest gibi bir hani nasıl diyorlar ona? Ne iş olursa yaparım boyutunda. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi evet. Bir, kalabalık bir yerde çalışma olasılığın çok yüksek. Bunu söyleyeceğim. Evet. İki, buna iki kişinin vesilesi ya da iki kişinin galantörlüğüyle, yani iki kişinin vesilesiyle bu işe girme ihtimali çok yüksek. Onu söyleyeceğim. Evlilikle ilgili tasarruflarının bir iş bulayım, işim olduktan sonra gibi bir ertelemeyle devam ettirdiğini söyleyeceğim. Adında ya da soyadında E harfi olan bir hanımla evlenme olasılığın çok yüksek. Onu söyleyeceğim. Başka ne söyleyeyim? Yeter, teşekkür ederim. Peki. Annene de selamlar. Hoşçakalın o zaman. Aleykümselam. Onun da selamları var size. Hoşçakalın canım. Hoşçakalın yavrum. Evet. Her şeyin önce neyini istiyoruz? Hayırlısı olanı istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olanı istiyoruz. Ne diyor? Hazreti Ali'nin çok güzel bir deyişi var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı eyle. Gönlüme razı olanı hakkıma hayırlı eyle der. Dolayısıyla biz bir takım konularda bazen tutunuyoruz. Bazen olsun diye tutunuyoruz. Ama olmamasının bizim için daha hayırlı olabileceğini göremiyoruz. Onun için de herkesin gönlüne Rabbim razı eylesin. Razı olanı nasip etsin diyelim. Buradan da amin diyorlar. Burada da konuklarım da amin diyorlar. Hadi bakalım bir tane Mehmet, bir Mehmet daha merhaba diyelim, ondan sonra toparlamaya çalışayım. Evet. Alo. Antalya Selim'den arıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim bayan. Buyurun. Doğum tarihim 23.1.1992. Bu evet. Adım Mehmet Çalık. Evet. Selik'te mi doğdun? Antalya Selik'ten arıyorum. Evet. İş, eş, sağlık. Reçete gibi oldu mu? Doğum tarihi. 5 tanesi kabul olmuyor mu? Efendim. Evet. Antalya Selik'ten arıyoruz. 22.30 doğum saati. 23.1992. Evet. İş, eş için arıyoruz. Tamam, anladım.
Evet, dinliyorum. Bekleyeceksiniz biraz, ondan sonra dinleyeceksiniz. Öyle hemen olmuyor. Bunda bir hesaplaması var. Tamam Dursun, ben buradan söylemeye çalışırım. Bir, sevgili Mehmet, aceleci yapın var. Bunun bir defa törpülenmesi lazım. İki, işinle ilgili hem seyahatli hem de masa başı gibi bir iş yaptığını düşünüyorum. Her şeye karışan ya da her şeyi bilen bir yapın olduğu için de zaman zaman, peki zaman zaman çok sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim işle ilgili. Eşle ilgili 29 yaş. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi günler hanımefendi. İyi günler efendim. Ben Konya'dan arıyordum da. Buyurunuz Fatih Bey. Acaba benimle ne çıkacak onu öğrenmek istemiştim. Bakalım ne çıkacak. Bir doğum tarihinizi rica edeyim. 1979. 1974. Kaçıncı ay? 79. 79. Evet. Kaçıncı ay? Üçüncü ay. Üçüncü ayın kaçı? 26'sı. Konya merkez miyiz? Evet, Konya merkez. Peki. İlk defa mı seyrediyorsunuz? Geçen kaçırmıştım, programa katılamadım. Hı hı. Bu ikinci oldu. Anladım. Bağımlılık yapmaya başladı yani. Evet. Peki Fatih ne sormak ister bana? Vallahi yani durumlarım nasıl olacak? Onlar yani. Peki. Evli misin? Evet. Peki. Evlilikle eşin adı nedir? Eşimin adı Dilek. Doğum tarihini biliyor musun? 1984. Kaçıncı ay? Haziran'ın 18'i. Peki. Kamu ile ilgili bir bağlantınız var mı? 2 seneye kadar vardı. İstifa mı? Evet. Peki. Şimdi tekrar Allah'tan çok arada çok boşluk oluşmamış. Yani kamudan sonraki dönemlerde çok boşluk oluşmamış. Onu söyleyebilirim. Yönetim ya da yönetici konumunda mısınız? Hayır, öyle bir yöneticilik şeyim yok. Ne iş yapıyorsunuz Fatih? Ben emekli gaziyim. Anladım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. 2018 yılının muhtemelen ikinci yarısı gibi, Allah nasip ederse. Evet. Bir iş yapma ya da iş yeri kurmayla ilgili. Bu iş yeri kurmayla ilgili. Evet. İş yeri kurmayla ilgili bir tasarrufunuzun olma ihtimali çok yüksek, bunu söyleyebilirim. Bir. Evet. İkincisi, Eşiniz daha duygusal, siz daha mantıklı hareket eden bir adamsınız. Bundan dolayı zaman zaman çatışma ya da çekişme yaşayabilirsiniz. Ancak iyi niyetli birisi, eşinizi kaybetmeyin, öyle söyleyeyim. Çok iyi niyetli bir kadın. Evet, öyledir kendisi. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi 2018 yılının ikinci yarısında muhtemelen kendinize ait bir iş yeri ile ilgili bir tasarrufunuz olma olasılığı yüksek. Hayata kaygılanmayın. Kaygılanarak, kaygıyla gitmesin, olur mu?
Ya yani zaten yeterince kaygılanılmış yani. Şey efendim? Yeterince diyorum, kaygılanmışsınız zaten. Evet, öyle oldu. Peki, bize ayrılan sürenin maalesef ki sonuna geldik. Beni de buradan sıkıştırıyorlar. Hadi toparla diyorlar. Konya'ya selamlarımı yolluyorum. Sağ olun, iyi günler. İyi günler efendim, hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan sürenin maalesef ki sonuna geldik. 2 saat su gibi nasıl gidiyor, nasıl akıyor biz de anlamıyoruz. Yarın saat 14-16 arasında Kanal V ekranlarında Yıldızların Altında buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.